İslam'dan önceki döneme ait olan defineler ile İslam malları arasındaki defineler arasında da fark vardır. Şimdi bunları biraz sonra göreceğiz. Bir topraktan çıkarılan, bu toprak Müslümanların eline geçmeden önceki döneme ait olan define, ganimet hükmünde olup bundan beşte bir zekat alınır. Buna kıyasla aynı hükümde sayılan madenlerden de beşte bir zekat alınmış. Yani madenlerden zekat almayı neye dayandırıyorsunuz? Efendim sözüne akli bir delil. Yoksa Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerden deliller. Özellikle Hazreti Ömer Efendimiz'in uygulamaları, Peygamber Efendimiz'in vefatından evvel yazmış olduğu ama vilayetlere gönderemediği bir mektup var. Bu mektup daha sonra Hazreti Ebubekir Efendimiz ve Ömer Efendimiz zamanında aynen uygulanmıştır. Bu uygulamalar daha sonraki devlet yönetimlerine emsal teşkil etmiş. Bu mesela Ebu Beyd'i Kitab-ül Emval, yine Kitab-ül bu tür haraç Ebu Yusuf'un benzeri çok kitaplar var. Erken dönemlerde devletin bu tür gelirleri tespit edilmiş. Hanefilere göre bulunan madenlerle definelerden beşte bir zekat verildikten sonra arta kalan kısım eğer maden ve defineler birinin mülkünde bulunmuşsa mülk sahibine aittir. Eğer hiçbir kimsenin mülkiyeti altında değilse bulana aittir. Aslında defineleri başlı başına şöyle bir zikretsek daha iyi olur. Defineler üç kısma aittir. Birisi sahipsiz bir toprakta bulunmuş. Sahipsiz toprak veya sahibinin kim olduğu belli olmayan bir toprakta define bulunmuşsa. Şimdi tek tek gelecek hadi. Sormana gerek kalmayacak inşallah bilgi verilirse. Sahibi bilinmeyen bu topraklarda bulunan da beşte bir vergi alınır, kalan beşte dördü bulana aittir. Çünkü toprağın sahibi yoktur. Mülk arazide bulunmuş ise Hanefilere göre beşte dördü mülk sahibine aittir. Adam ölmüşse tabi mirasçılar var, mirasçılarına verilecektir. Böyle bir defineyi gayrimüslim veya çocuk da bulsa hüküm değişmez, bulan beşte bir malın gerisini mülk sahibi veya mirasçılarına. İkincisi, bulunan altın, gümüş, kürk içerisindeki çıkan paralar veya işte o altın paralar, gümüş paralar neyse, bu değerli eşyalar İslami döneme ait olduğunu gösteren bir alamet varsa, ne olur? İşte eskiden paraların üstünde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, yok falan hükümdar, falan halife, sikkelerin üzerinde, altınların üzerinde böyle bir işaret varsa, yani bu Müslüman malı olarak gömüldüğüne dair. Bu takdirde bulunan lukata hükmüne geçer. Lukata lakit, yani buluntu eşya, yitik eşyayı bulmak demektir. Bu tür bilgiler bir sene gelmedi ama hemen söyleyiverelim. Lukata ne demektir? Yitik var. Bulunan insan eğer bulduğu bir malın zayi olmayacağını biliyorsa, eminse bulduğu yerde bırakır. Ama ben almazsam bir başkası alır ve bu mal zayi olur diyecekse kendisi alır. Dilerse üstünde taşır, dilerse Müslümanların bu iş için bir kurumu varsa götürür, teslim eder. Güveni yoksa kendisi saklamaya devam eder. Bulduğu malın kıymetine göre, yani basit bir malsa birkaç gün, orta bir malsa 6 ay veya kıymetli bir malsa 1 yıl, o havalilerde bir mal bulunduğunu ilan eder. Sahibi çıkarsa verir, çıkmazsa kendinde kalır. Bu fakirse bunu yiyebilir veya zenginse yemez, fakir fukaya tasattuk edebilir ama şöyle bir riski var. Sahibi ne zaman çıkarsa ödemek zorundadır. Onun için yitik başa, yitik bulmak başa beladır. Bu define çıkarttığı zaman bir insan, orada da işte Müslümanlara ait bir dönem malı olduğu üzerindeki alametlerden, işaretlerden belli ise lukata hükmündedir dedik. Yani sahibine vermek gerekir ki bulursa.
hangi devre ait olduğu şüpheli olsa bilinmiyor. Belli bir alamet yok. Kafir işareti de yok yani onu açığa çıkaracak. Böyle bir şüpheli bir mal. Üzerinde ne İslami devre ne de İslam öncesi devre ait olduğunu gösteren belli bir alameti, işareti olmayan bir define buldu bir adam. Ne yapacak bunu? Bu konuda ihtilaflıdır arkadaşlar. Bir kısım alimler ikinci görüşe göre amel eder demişler. Bir kısım alimler de birinci görüşe yani toprak sahibi ise buna beşte birini alır. Gerisini toprağın sahibine iade eder dediği gibi. Bu çeşit bulunan eşyanın vergilendirilmesi için çoğunluk fakihlere göre nisap aranmaz. Bir define bulmuştur adam. Nisap miktarı mı? Değil mi? Aranmaz. Yalnız İmam Şafii nisap miktarı şart koşmuş. O bu konuda yalnız kalmış. Fakihler rikazın beşte bir vergiye tabi olabilmesi için bulunduktan sonra üzerinden bir yıl geçmesinin şart olmadığını da söylerler. Ekilen biçilen ticaret malı değil, bulunan bir maldır. Toprak ürünü gibi verilmesi gerekir. Enteresan bir şey, bir evde bulunan define, kolay ki başınıza gelebilir. Ev sahibine ait olur. Kiracıysa mı? Ebu Hanife'ye göre bundan beşte bir zekat vermek gerekir. Ev sahibi. Ev sahibi. Çünkü bu toprak altında bir araya getirilmiş toprak parçaları gibidir. Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre böyle bir defineden beşte bir zekat vermek gerekir. Çünkü rikazdan beşte bir zekat vardır diye meşhur bir hadis-i şerif var. Bu madenlerin ve definelerin zekatı da o hadise göre alınıyor. Evet, Ebu Hanife'ye göre bir evde define bulan ev sahibinin olur, zekata icap etmez demiyor. Tabi ondan sonraki yıllar, değil bulduktan sonraki yıllarda bu insanın üzerinde kalan bu tür mallar, altın ve gümüşler daha sonra zekata tabi olurlar kalmışsa. Denizden çıkarılan inci, ambe, sikkeli paralar ve balıklardan Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre zekat olarak bir şey gerekmez. Ebu Yusuf'a göre ise denizden çıkarılan nakit altın ve gümüşten, inci ile amberden beşte bir oranında pay alınır. Hazreti Ömer böyle uygulamış deniliyor. Balıkların zekatı olur mu? Ticaret amacıyla balık tutan veya balık ticareti yapan kimse zengin durumda olunca balıkların değeri üzerinden %2,5 zekatı verir. Yani balığı tutuyor ve ticaret yapıyor, üretiyor ticaret yapıyorsa bir gelirdir. Ümmetin onda hakkı var. Madenler konusunda şu noktaya açıklık getirmek uygun olur demiş. Burada bir güzel bilgi var. Çünkü aslında bu konu iktisadi hayat için fevkalade önemli. Bir İslam devleti kurulduğu zaman bunların üzerinde yeniden düşünülecek. Arkadaşlar bazı şeyler var ki eskiden o kadar önemli değildi. Deniz ürünleri mesela, petrol. Zaten pek yoktu. O kadar da gelir olmazdı ama şimdi deniz ürünleri ve petrol ülkeler için savaş çıkaracak kadar önemli gelirlerdi. Dolayısıyla üzerinde daha çok düşünülür. Günümüzde ekonomik hayatta büyük bir önem kazanan petrolün veya ateşte erimeyen elmas, firuze, mermer gibi madenlerin zekat dışı kalmış olması dikkati çekebilir. Temelde ticari ve ekonomik değerli olan şeylerin kullananın veya tüketicinin eline ulaşıncaya kadar zekat dışı kalması söz konusu olmaz. Petrol üreticisi, elmas veya yakut madencisi sadece beşte bir olan işletme ve üretim vergisinden muaf tutulmuştur. Ürettiği petrolü veya çıkardığı madenleri ham veya işlenmiş olarak piyasaya sürünce bunlar ticaret malı sayılır ve nisap miktarına açtığı zaman diğer şartlar da bulunursa kıtta bir zekat gerekir.
Onun için bu konular üzerinde Allah-u Alem yeni bir İslam devleti kurulduğunda hukukçularımız yeniden değerlendirme yapacaklar. Yoksa ben bu kitabı okurken daha başka kitaplarda da olduğu gibi bu benim kafama takılan istifamımı yazar burada açmaya çalışmış. Allah razı olsun. Kitap okurken de buraya ben çok garip nokta böyle soru işareti, ünle bir işareti koymuşum. Nedir o? Yani madenlerden bir katı olup da eritilen, kalıba dökülen demirden, çimondan, bakırdan bunlar o zaman biliniyor. Bunlardan beşte bir zekat al ama onun ötesinde ki sıvı olup katılaşmayan civadan, petroldan çıkartıldığı zaman vergi alma mesela. Kafaya takılıyor. Petroldan nasıl vergi alınmaz? Aslında o üretim payı alınmaz diyor. Yoksa üretildikten sonra bu piyasaya sürülecek ve tüketilecek. İşte o zaman bir ticari değer ifade edecek. Bunun üzerinde ticaret vergisi olarak zekat %2,5 olarak alınır diyor. Yine eritilmeye erişli olmayan, ateşte erimeyen, mesela biz mermer, kireç taşı, alçı, elmas, firuza, tuz, bunlar çok kıymetli şeyler. Gelir getiriyor, üzerinden ticaret yapılıyor. Demek ki ilk buluşta üretim vergisi alınmıyor. Üzerinden yıl geçtikten sonra kimin yerinde varsa bunlar ticaret matağına girecek ve %2,5 olarak vergi alınacaktır diyor. Böyle olunca akla biraz yatıyor ama yine de dediğim gibi bugün bu tür şeyleri devlet toplamadığı için efendim üreticiler de devlete ayrı bir vergi veriyorlar. Dolayısıyla maalesef bu tür madenlerimiz verginin dışında kalıyor. Yani zekat vergisinin fakir fukaraya gidiyor, devlete gidiyor. Bunlar bir İslam devletinde yeniden oturup düşünülecek konulardır.